Evet, koltukta yerimizi aldık. Tamer Karadal bizlerle birlikte. Tamer'cim nasılsın? Hoş geldin. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Taş fırın erkeği deyince sinirleniyor musun? Yok, hayır. Yani eğer milyonların gönlüne dokunmuşsam o rolde, bu çok güzel bir şey. Ama senin oynadığın bir sürü rol var. Tabii ki, doğru. Ama yani en tiyatroda çok, özellikle. En çok dikkat çeken, en çok seyredilen, çocuklar duymasındaki taş fırın erkeği Haluk olduğu için beni çok fazla bozmuyor. Haluk Bilginer bozuyor. Çünkü Haluk ödül aldı, beni tebrik ediyorlar. Bu gerçekten doğru mu? Tabii tabii. Şaka değil. Yani yüzlerce tebrik mesajı aldım ben. İnanılmaz ve bir olay. Instagram'da da söyledim, böyle hani soruya koydum, dedim ki ya ödül alan ben değilim, Haluk Bilginer. Hani... İşte, ama bu da çok trajikomik bir durum, biliyorsun değil mi? Yani bu burada senin oynadığın karakterin ismi Haluk. Hı-hı, doğru. Yani burada aslında birbirine karışan olaylar bizim genelde aslında seni de aslında oraya bağlayayım. Sen bir taş fırın erkeği değilsin. Çok değilim. Değilsin yani, hani tabii ki çok da... Ya, çok light değilim belki ama hani böyle zöt bilmem ne bir adam da değilim. Yani değilsin yani, oynadığın adam birebir aynısın. Tabii ki senden bir parçalar muhakkak var. Tabii olmaması ki. Mümkün değil Haluk ama... Haluk da parmak arası terlik giymiyor mesela. Sen de mi giymiyorsun? Asla. Ben erkeğin giymemesi gerektiğine inanıyorum. Motor da sürüyorsunuz. Özellikle evet. Ben bunu çok merak ediyorum. Bir dakika ediyorum. Hocam erkek. Merak ettim. Siz parmak arası terlik giyiyor musunuz? Çok eskiden ama giymiyorum artık. Ben de kullanmıyorum yani. Herhalde belli bir yaştan sonra tercih etmiyoruz. Neden? Sağlıksız olduğuna inanıyorum. Konumuz sağlık. Yani çok da rahat bir terlik modeli de değil. Yani böyle bir eski usul terlikler daha rahat geliyor. Şimdi bu arada şunu da söyleyeyim. Biraz önce içeride bizi bir güzel payladı Tamer. Salgın döneminde. Evet. Özellikle yazın bu parmak arası terlikleri giymekten imtina edin dediler. Öyle mi? Evet. Enteresan değil mi? Ya ben... Yani bunu önceden hissettiğin için herhalde. Tabii tabii. Tabii. Yani şimdi bu biraz herhalde kişinin karakteriyle ve mizacıyla ilgili ama... işte sen böyle konuştuğun zaman bu sefer de şey oluyor Tamer. Hani mesela bu çok avam bir sorudur ya, bir geyi oynar mısına kadar gidiyor ya bu iş. Doğru. Yani bir... Bence oyunun, bir oyuncunun köşeleri olmalı mıdır özel hayatında? Bence biraz olmalıdır belki. Bence de. Olmalı. Yani ona, bana çok sık sorulan bir soru bu. Şimdi televizyon farklı bir şey. Televizyonda herkesin odasına giriyorsun, oturma odasındasın, yatak odasındasın. Sinemayı farklı tutuyorum ama tiyatro bambaşka. Tiyatro daha üst sanat. Hani her şeyi oynayabilirsin ama televizyonda eğer bu soruyu sorarsan oynamam. Enteresan. Benden daha iyi oynayacaklar vardır. Peki buna bu katılmıyorum. Yeni normallere alışabildik mi abi? Birazcık öyle ya da böyle girerken bir şey söyledi. Yeni normallerde çok daha farklı bir yol izlediğini söyledi. Özellikle bu salgın döneminde. Nasıl geçti? Yani herkes gibi sıkıcı geçti aslında. Yani bu yeni normallere alışmak öyle kolay değil. Böyle şak deyince insan o yeni normale bir anda adapte olmuyor. Ama dikkat etmek zorundayız. Ben de bütün kurallara uymaya özen gösterdim. Hani şimdi böyle tam şey gibi olacak, okul şeyi gibi, ellerimi yıkadım. İşte kolonyalarımı sürdüm. Ellerim derileri tahriş oldu çok fazla şey sıkmaktan. Herkeste olan şeyler bende de oldu ama sıkıldım da. Çok güzel yemekler yapmaya başladım. Bir restoran açabilirim. Ondan sonra bol bol kitap okudum. Artık kitap okumak istemiyorum. Çünkü ö geldi. Yani böyle hep şey olur ya. Ya bu kitabı okuyayım, bir rahat zamanımda okuyayım. Dur bir ara okurum dediğim bütün şeyler. Aynı psikoloji ama bu sefer hani bol vaktim var. Evdeyim, çıkmıyorum. Hadi işte ara verdiğim şeyleri yapayım derken bu sefer overdose olmaya başlıyorsun. Oku oku oku, çünkü evde yapacak bir şey yok zaten. Televizyon seyret, kitap oku, yemek yap. Televizyon seyret, kitap oku, yemek yap. Böyle bir rutine döndü. Spor yok. Spor, no sports. Ben spor yapmıyorum. Yeterince yaptım. Ama çok fit. Ben yani... kondisyon mobileti istiyorum almak. Kondisyon mobileti ilk defa böyle duyuyorum. Şey yapıyorsun, biniyorsun hani bisiklet gibi değil. Sadece şu hareketi yapıyorsun.
Yalnız hala çok fitsin Tamer abi. Teşekkür ederim. Onu söyleyelim. Genetik herhalde. Genlerime teşekkür ediyorum. Evet ama yani tabii hocam bunu söylerken izleyicilerimize de yanlış bir değil mi bilgi geçirmemek lazım. Herkes genlerine güvenmesin. Hareket doğru, etmemiz ki gerekiyor. Kesinlikle yani işin esprisi bir yana hayat... Annelerimiz babalarımız söylerdi ya hayat bir anda böyle geçti. Ne zaman 50 yaşımıza evet geldik hatırlamıyoruz. Ne zaman şu yaşımıza geldik hatırlamıyoruz. Hakikaten doğru. Hayat çok hızlı akıp gidiyor ve yaşınız ilerledikçe aslında hem akıllanıyorsunuz ama geri dönüp baktığınızda da şimdi ben 53 yaşındayım ama 53 yaşında gibi hissetmiyorum. Yani gene 24-25 gibi de hissedebiliyorum ya da 30 diyelim ama bir yerden geçerken yansımamı gördüğümde ya saçlar kırlaşmış hani ama onlar en baştan gibi beri tamam her yani zaman vardı yani. Ama artık tabii yaş sadece numaralar beni hiç ilgilendirmiyor yani ben öyle şeylere ya artık yaşlandık romatizmalar da başladı gibi yaşlılık psikolojisine giren biri değilim. Bir de oyuncuların yaşı olmaz. %100 biz katılıyorum. Hiçbir zaman ona kesinlikle inanmayız. Bir de motor kullananların da yaşı olmaz abi. Yani burada ben marka söyleyebiliyor muyuz? Yoksa reklama mı giriyor? Ne? Ben motosiklet yok, kullanmıyorum. Yani motosiklet diyelim. Motosiklet. Ama o ben motosiklet kullanmayı seven biri değilim. Motosiklet çok kullanmıyorum. Yok yok ben işte o belirli söyleyemediğimiz hı-hı markayı kullanıyorum. Hani anladım biraz anladım daha tutucuyum o konuda. Chopper dersek herkes anlayacaktır değil diye düşünüyorum. Da, değil mi? Chopper da değil ama neyse. Bir Amerikan markası. Uzun yıllardan beri sürüyorsun. 30 yıldır ben 30 motosiklet yıl kullanıyorum. Hiç kaza yaptın mı Tamer? Yaptım. Bundan 4 sene önce takla attım ve çok büyük bir kaza geçirdim. Ameliyatlar oldum. Çok geçmiş olsun. Tabii tabii. Teşekkür şey ederim. Şey derler ya motor her motorcu kaza yapar. Tabii, henüz tabii kaza yapmamış motorcu yani vardır derler. Hepimiz yapmışız da küçük de olsa. Şanssız bir kazaydı ama önemli değil. Yani Allah'tan çok büyük bir hasar olmadı. Çünkü çok iyi giyinmiştim. Kıyafetim ki çok iyi. Gereken. Tabii yani zaten yaş ilerledikçe ve motosiklette ustalaştıkça korkmaya başlıyorsunuz. Yani ben gençken bir şapka takar, eldiven falan da yok. Normal kot pantolonla motosiklete biniyordum ama ustalaştıkça daha çok korkmaya başlıyorsun, daha çok dikkat ediyorsun. Ustalaştıkça Kevlar, pantolon, bilinçleniyorsun tabii, aynen galiba öyle. Aynen. Normal araba kullanırken de öyle oldu. Eskiden hani hızlı da gidiyordum. Şimdi işte Ankara'ya ben çok sık gidip geliyorum kızıma. Kızım ve eski eşim Ankara'da oturuyor. İki haftada bir Ankara'ya gidip geliyorum. Ezberledim artık o yolu. Yani o kadar çok gidip geldim ki ama motorla mı gidiyorsun? Yok, daha arabayla. Ziyade, arabayla gidiyorum. Yani 125'e cruise control'e takıyorum. Tıngır 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 gidiyorum. Bu işte yaşla ilgili. Hani yaşın getirdiği o bilinç bence güzel. Ama bu bilinç gelirken fiziksel olarak öyle hissediyor muyum? Hayır. Peki abi Haluk karakteri hepimizin hayatına dokunmuş bir karakter. Birazcık da Deniz'in de söylediği gibi taş fırın bir evet karakter. Bir kere devam ama edecek mi? Evet onu çok merak ediyoruz. Yeni projeler var mı? Haluk karakteri bizi de büyüten bir karakter. Yani. Evet, onu doğru da söyleyeyim abi. Sizi Türkiye'nin yarısını büyüttü yani. Eğitim diyebiliriz hatta. Birkaç jenerasyon çocuk Beşiktaş yani oldu benim yüzümden. Yani başlayabilir bu çocuklar duymasın. Kaç sene oldu Tamer? 2002'de başladık. 18. 18 sene. Şöyle Friends bir düşündük. Kaç sene sürdü? Sanırım 11 ya da 12. O zaman rekor sizde. Bizde şöyle rekor var. Bizim her bir bölümün tekrarı 900'de 4000 kez arasında gösterildi. Mesela bugün 4 ayrı kanalda var. Şimdi anlayamadım. Bir bölüm. 900 ile 4000 kez evet inanılmaz. Tabii bu arada normal şartlarda hani Tamer Amerika'da yaşıyor olsaydı tıpkı hani bundan önce de aynen konuşmuştuk. Aynen. Bart Simpson'ı seslendiren seslendirme sanatçısı gibi. Şu an senin zaten senin parayla pulla işin olmadığını biliyorum ama senin şu an gerçekten hani kim ada alabilirdim.
büyük bir ada alabilirdin. Yani Marlon Brando'nun adasını alabilirdin. Alabilirdin. Normal şartlarda telif hakkı tabii burada işlemiyor değil mi? Ne yazık ki işlemiyor. Yani ben bir bölüm dizi çekiyorum. O isterse yayıncı kanal... 4000 kere yayınlayabiliyor. 2 kere yayınlar. İsterse 10 kere, isterse 1000 kere yayınlar. O başka kanala satar. Orada 1000 kere gösterilir. Ve şu anda olan o zaten. Mesela ben şu anda bugün 4 kanalda Çocuklar Duymasın, bir kanalda Ferhunde Hanımlar, bir kanalda da Yağmur Zamanı oynuyor. Şu anda. 6 kanalda birden şu an, oynuyorum her şu gün. Şu an. Evet, her gün. Her gün. Şu anda bir de TV100'de bizdesin. Evet. 7. kanalda. 7. kanal onu da ve insanlar hala teveccüh gösterip seyrediyor. Yani bizi şaşırtan tarafı o zaten. Yani peki onun sebebini sıkılmadı. Söyler misin? Ya Çocuklar Duymasın komplike bir dizi değil. Küçük meselelerin dizisi aslında. Yani niye bardağını mutfağa götürmedin? İşte kapı çalıyor, açsana. Sen niye açmıyorsun? Hani hayatın küçük içinden. Meselelerin evet. Dizisi olduğu için insanları geren bir şeyi yok. Bir de komedi dizileri tekrar tekrar izlenebilir. Mesela dramalar izlenmez. Yani bir kere izlersiniz. Belki çok beğendiysen bir kere daha izlersin. Ama Türkiye'de tabii dizi sektörü de bambaşka yere gitti. Şimdi Amerika'da sitcomlar, durum komedileri 20-22 dakika civarındadır. Biz ilk başladığımızda zaten 50 dakika diye başlamıştık. Son 1,5-2 sene önce bitti Çocuklar Duymasın. Bir bölümümüz 172 dakika çekti. 172 gibi bir aslında uzun metraj. Film değil mi? Hayır. Şöyle uzun metraj demek haksızlık olur. Yüzüklerin Efendisi Kralın Dönüşü uzatılmış versiyondan daha uzun. Çok hayran yani. Olduğum bir filmdir. Her sahnesinde bilirim. Ama yani ben de çok iyi bildiğim... Bayılıyorum. Çok iyi bildiğim bir kitaptır. Hem kitabını okumuştum ben. Bir dakika, o zaman şunu sorayım. Yüzüklerin Efendisi mi? Yoksa... Hayır, bir saniye. Hobbit. Hayır, Hobbit değil ya. Şey neydi bizim... Harry Potter. Kesinlikle Yüzüklerin Efendisi. Yüzüklerin Efendisi'nin farklı bir durumu var. Yüzüklerin J.R.R. Tolkien, Tolkien biliyorsunuz bir dil yarattı, Elvish dili. Evet. Çünkü kendisi aynı zamanda Oxford'da linguist olduğu için buna çok yatkın bir adamdı ve bir profesör ve... Önce Hobbit'i yazıyor 1937'de Birinci Dünya Savaşı'nın getirdiği yaşadığı şeyleri de çocuklarına masal olarak anlatıyor. Ve çocuklarına yazdığı masalları aslında kitap haline getiriyor. Yüzüklerin Efendisi'ni de 1953-54'te yazıyor, aslında bir kitaptır. O 6 bölümden oluşan, sonra 3'e bölüp bu hale getirdiler. Daha sonra da oğlu Christopher Tolkien de 73'te J.R.R. Tolkien öldükten sonra geçen ay. Evet. Ve Silmarillion'ı 1977'de çıkardı. Ya yani Hobbit hocam. Çocuklar şey, yani siz çocuklar ne diyeceksiniz? Durmasın. Benim kızım, yani senin kızın tabii benim kızıma göre büyük ama şu an durup Harry Potter'ın kitaplarını okuyor. Öyle mi? Belki aslında Yüzüklerin Efendisi henüz ona hitap etmiyor da olabilir tabii, bilemiyorum içerik olarak ama ben Harry Potter'cıyım. O daha Harry Potter bir kere daha güncel. Evet, doğru. Yani Rowling'in çıkardığı çok güzel karakterler, çok renkli karakterler. Ama biliyorsun Yüzüklerin Efendisi dünyada kabul edilen şekli aslında. Dünyada en çok okunan kitap bu arada İncil'miş. Bunların araştırmasını yaptım ben de. İkincisi Yüzüklerin Efendisi'ymiş. Enteresan ama yani, olabilir. Yani bence film olarak hayatımıza girdi. Herhalde bu 6 ya da 7 kere o üçlemeyi izlemişimdir. Arkasından da Hobbit, evet. Hobbit'i çekti. Hobbit'ten sonra başlangıç hikayesi geldi. Amazon'a 1 milyar dolar bütçeyle dizisi. Yüzüklerin Efendisi. Evet, Yüzüklerin Efendisi. Evet. Niye tekrar dizisini çekiyorlar? Daha çok yeni filmi. Belki yani ara hikayeler falan oluşturacaklardır. Belki de. Peki buradan belki başka de. Şimdi buradaki biliyorsunuz karakterlerin hayatımızda hala etkin yerleri var. Güzellik anlayışı da zaman içerisinde seyrettiğimiz diziler
Hatta roller üzerinden de çok uzun süre oradaki Liv Taylor'ın oynadığı karakter üzerinden bir güzellik anlayışı evet. hep bizim için ideal güzellik anlayışı olarak uzun süre gitti. Sence bir oyuncunun estetik kaygıları olmalı mı? Tabii ki olmalı. Yani bunu kesinlikle savunuyorum. Neden? Çünkü hiç kimse yaşlanmak istemez tabii ki. Ama oyuncularda daha da hassas bir konudur bu. Çünkü mümkün olduğunca çok iş yapmak ister. Özellikle kadınlarda 40 yaşı geçtikten sonra artık eskisi kadar rağbet görmemeye başlar. Amerika için özellikle söylüyorum. Türkiye'de de benzer şeyler var aslında. Ama kendine ne kadar bakarsa, ne kadar fit olursa, sağlıklı olursa mesleki anlamda o kadar uzun ömürlü olabiliyor. Ama zannediyorum ben güzellikle ilgisi yok Tamer. Yani fit kendine bakıp, yani güzel bir kadınsa güzelliğini korumakla mükellef. Öyle. Haklısın aslında Nicole Kidman ama yani bu biraz da cilt sağlığıyla alakalı cilt bence. Cilt sağlığı. Yani kendine bakmakla doğru zamanda erken dönemden 30'lu yaşlardan itibaren Deniz kendine bakacak işlemler. Hani gelecekte karşılaşabileceğin cildinle ilgili problemleri hiç ortaya çıkarmamak. Erkenden koruyucu bir yaklaşım sergilemek, özellikle bu Fransa'da çok geçerli bir yöntem olduğunu söyleyeyim. Hocam, erken yaşlardan ufak ufak başlıyorlar. Bir reklam arası verelim. Olur. Ondan sonra da artık bu cildimizi geriye sarabilirmişiz Temer. Öyle mi? Evet hocamla evet. Bugün çok değerli bir konu konuşacağız. Hemen reklamlardan sonra bu konuya girelim artık. Girin. Aslı Tarcan Tıp Merkezi'nin sunduğu Biz Bize devam edecek. Bak bu dondurucu, soğutucu, dondurucu, soğutucu, dondurucu, soğutucu, dondurucu, soğutucu. Heh, baba, bu dondurucu değil mi? Dondurucu oğlum. Bana da soğutucu dedi. Soğutucu kızım. Joker özelliğiyle tek tuşla ister dondurucu ister soğutucu. Beko derin dondurucular ne varsa saklasın her şey 4 mevsim taze kalsın diye 1050 liradan başlayan fiyatlarla. Beko'yla evimize sağlık. Bu salı BİM'de 32'li ekonomik paket Bloom tuvalet kağıdı 25 lira 90 kuruş. 5 litre yumoş yumuşatıcı 19 lira 90 kuruş. Uygun fiyatlı daha birçok ürün, birçok çeşit bu salı BİM'de. Aslı Tarcan Tıp Merkezi'nin sunduğu Biz Bize devam ediyor. Tedavisinde mucize teknik Olonfor. Kimlere nasıl uygulanır? Tedavi aşamaları nelerdir? Uygulama ne kadar zamanda gerçekleştirilir? Olonfor diş uygulamaları ile ilgili merak edilenleri diş hekimi Yaşar Özdemir anlatacak. İyiye, güzele ve sağlığa dair her şey. Birazdan Biz Bize de. Evet, biraz önce de söylediğimiz gibi sadece oyuncular için değil, hepimiz için cildimizin genç kelimesini doğru bulmuyorum ama kaliteli daha kalabilmiş olduk. Daha sağlıklı kelimesini yaşının ben daha doğru. Yaşının iyisi diyelim mi? Evet, yaşının kaliteli iyisi yaşlanmak. Daha sağlıklı, kaliteli. Kaliteli yaş almak. Öyle kaliteli yaş almak ama bu hem genel sağlığımız açısından hem de ruhi sağlığımız açısından da kaliteli evet. Yaş almak önemli. Sen oyuncuların neler özellikle Tamer? Oyuncuların o kaliteli yaş alması şuna fayda sağlıyor. Onları izleyen insanlar örnek alıp ona göre %100 dikkatli olmak için çaba gösteriyor. Mesela senle aslında şimdi biraz böyle dedikoduya girecek ama bunun için kötü bir örnek olarak biraz önce içeride de konuştuk. Johnny Depp mesela değil mi? Evet. Kötü bir yani benim için benim beğendiğim oyunculardan biridir. Ben hiç sevmezdim. Seslendirmiyordum bile. Ben seslendirmiyorum. Johnny Depp'in olduğu bir rol. Bu arada Tamer'in biliyor musunuz hocam? Aslında asıl yani ilahlaştığı yerdir. Değil mi? Seslendirme işi bambaşka bir. Fena değilimdir. Yani, öyle deme Tamer. Çok iyisin. Çok mütevazı gördüm Tamer abi seni. En seslendirmeyi sevdiğin rol hangisiydi? Ya, en sevdiğim diye bir şey yok ama hani baba üçlemesinde Al Pacino'yu çok severek seslendirdim. Harika. İşte Iron Man'in sesiyim. George Clooney, Kevin Costner.
Clint Eastwood, ondan sonra Darth Vader Star evet. Wars'daki büyük aktörler. En son şeyi seslendirdim. Aslan Kral'da Kral Mufasa, Simba'nın babası. Babasını. Sas. Şey, bu son gelen film evet. değil mi? Gittik biz Ayşe'yle. Ağladı Türkçesine Ayşe. Mi? Türkçesine gittik. İşte beni dinledin. Bayıldık. Orada. Bu arada gerçekten bütün ailelerin görmesi gereken bir film. Ben İngiltere'de müzikalini izlemiştim ama hmm. filmi de muazzam. Gerçekten burada evet. çok iyi seslendirilmiş. Şimdi tabii izleyicilerimize ne kadar olumlu bir feedback vereceğiz bilmiyorum ama Tamer Karadağlı en azından sağlığına nasıl dikkat ediyor, nasıl enerjisini yüksek tutuyor? Biraz böyle bir iki tane en azından tüyo verebilir mi? Ya şimdi çok böyle klişe şeyler söylüyor gibi olacağım ama bunu ben yıllardır uyguluyorum. Bir kere en önemli şey hayata pozitif bakabilmek. Yani ben öyle kolay demoralize olan bir adam değilim. Her şeyin insanlar için olduğuna inanan ve her işin üstesinden gelmek için çaba gösterilmesi gerektiğine inanıyorum. Hepimiz şanssızlıklar yaşayabiliriz, canımız sıkılabilir ama başımıza gelen şanssızlıkların üstesinden gelebilme enerjimizin olabilmesi gerekiyor ve başarı odaklı olmak. Yani ben burada galiba kendimi iyi disipline edebilmiş durumdayım. Ha, bunun dışında yaptığım meslekten dolayı çok iyi beslenebiliyor muyum, kendime bakabiliyor muyum? Olabildiği kadar. Yani bizim set saatlerimiz herkes gibi olmadığı için işte akşam 6'dan sonra yemeyelim. Bizim için çok geçerli olmuyor. Çünkü benim setim 4'e kadar, sabah 4'e kadar sürebilir. Dolayısıyla benim o enerjiyi almam gerekiyor. Ama yaşımız ilerledikçe tabii ki belli şeylere daha çok dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü bundan 20 sene önce, 25 sene önce yediğim kadar yemeyebiliyorum. Çünkü o aldığımız kilolar kalmaya zahmet başlıyor. Zahmet yeme Tamer. Her şeyi yiyorum ben aslında ama şeye dikkat etmeye başladım. Her şeyi yarısını yiyorum. Tamam yani bu olması gerek. Yani eskiden gerek. İşte duble bir yemek istiyorsan bir porsiyon yiyorum. Ya da bir porsiyon yediğim şeyi yarım porsiyon yemeye Tamer, başladım. Tamer Amerikan stili yemek sever bir de en kötüsü. Tabii tabii. Bol etli. Yani. Hamburger, patates kızartması hani böyle en cildimize hocam kötü gelen her şey bir arada. Ben şöyle düşünüyorum şimdi doğada da baktığımız zaman hani inekler yeşil yiyor, ot yiyor, aslan et yiyor. Hangisi daha sağlıklı görünüyor? Sanki bunu bana Canan, aslan gibi Canan geliyor. Canan Karatay da aynısını söylüyor ama öyle değil işte. Yani şimdi şöyle onu hocam daha iyi bilir ama bağırsakta etin yürüyebilmesi için yanında yeşillik yemesi. Doğru, doğru. Yo, bunlara katılıyorum yani. Ben hiç yeşillik yemiyor değilim ama belki gerektiği kadar yemiyor olabilirim. Yemem gerekiyor. Şeydir, onu yani biliyorum. Tek tip bir etçil beslenmeden değil de bunu karıştırarak beraber hem evet. etçil hem de otçul kısmından karışım. Akdeniz tipi. Evet. Bence en tatlı zeytinyağlı Akdeniz tipi. Hafif et. Ben mesela tatlı yeşillik. Yemiyorum. En büyük avantajım o. Hiç tatlı yemiyorum. Çok iyi. Yani mesela son böyle araştırmalara göre tabii benim okuduğum ne kadar doğru sizler daha iyi biliyorsunuz. Bizde hep şey denir ya kahvaltı günün en önemli öğünüdür. Şimdi Amerika'da yapılan bir araştırmaya göre hayır kahvaltı yapmayın diyorlar. Kahve için öğlene kadar bir şey yemeyin. Öğlen hafif yeni bir sistem. Yemek yiyin. Tabii yeni sistemde işte akşama doğru hani çok geç olmadan yemek yiyin. Şimdi ha babam karşımıza yeni bir şeyler çıktığı için bizim de kafamız karışıyor. Eskiden hani yumurtanın sarısını yemeyin, beyazını yiyin deniyordu. Şimdi yo beyazını yiyin, o sarısını yemeyin. Böyle acaba hangisi doğru diye düşünmeye başlıyor. Vücudu dinlemek lazım belki de biraz. Evet. Ve olabildiğince organik. Bence Deniz'in son zamanlarda yapmaya çalıştığı bir proje de var. Çok da başarılı olacağını da biliyorum. Teşekkür ederim. Bence organik. Geriye yani bir dönüş organik, lazım. Doğal tarım. Doğal tarım. Ama tabii ki şunu da söyleyeyim. Tabii organik ve doğal dedik diye de burada tekrar bunu hani hızlıca üstünden geçelim. Yediğimiz şeyin de kaç adet olduğu. Tamam yumurta çok sağlıklı ama oturup da 30 yumurta ben yiyebilirim. Ben çok ağır spor yapıyorum. Yapıyorsun. Ve her dönem yiyemem falan. Kişiye özel olmalı diye düşünüyorum. Evet. Peki asıl konumuza doğru ufak bir giriş yapayım. Hiç estetik yaptırdın mı? Hayır. Hayır.
taş fırın erkeği estetik. Yok hayır öyle bir şey. Şundan bir dolayı söylüyorum. Buna, estetik derken hep cerrahi anlaşılıyor. Şöyle soralım o zaman soruyu. Yani estetik derken cerrahi dışı da hani cilt taşıları var. Hani cildi modelleme yöntemleri hiç var. Hiç yaptırmadım öyle şey. Cilt yenileyici lazer cilt uygulamaları var. Peki. Tamer abiyle program sonrası. Şundan dolayı. Hiç gerek yok. Ama çok güzel saçları var. Evet onu yaptırdım. Tamam. Bir şey yaptım. Onu doğru söylüyorsun. Ama belki biraz önce dediğim gibi genetik şansımdan dolayı. Çok önemli. Mesela benim yaşıtlarım ciltleri biraz daha deforme olmuş durumda. Bu arada ben böyle şey olsun isterdim. Böyle hani belli bir yaşa gelen kaz ayakları hani böyle daha derin sert bir surat ifade bile. Değil mi? Ben de neden öyle şeyler olmadı. Aileye... Çizik çizik böyle. Evet yani. Evet ben severim onları mesela. İhtiyacım olmadı benim nedense ama belki. Hocam, yani genetik faktörlerde istediği... tabii bizim hani rim şeyde yeniden yapılandırmada genetik faktör çok önemli. Yani bir 30 yaşında çok erken yaşlanma belirtileri gösterebilirsiniz. Farklı tabii. Bir sebep olmadı ailesel özelliklerde. Saçlarım ama mesela benim de saçlar zaten 24 yaşında başladı mesela. Bu da genetik faktör yani. Mesela sakalım beyazlaması 30 yaşında bir de başladı. Şunu söylerler. Mesela saç erken beyazlayınca dökülmez yalan. Derler. Yok dökülür. Dökülüyor. Gene dökülüyor. Engel değil. Engel değil. Peki o zaman artık isterseniz ufak buraya olur. Girelim. Şu remodeling'i şimdi... bekliyorlar çünkü. Evet. Dünden de konuştuk. Bugün de birazcık işlemlerden birazcık bu cildi yeniden yapılandırma işlemleri. Bu estetik değil ama. Estetik yani. Değil ama. Hı-hı. Bu tamamen cilt sağlığı üzerinden konuşacağız. Cildin tekrar yenileyici kapasitesini nasıl arttırabiliriz? Esasında bugün onu anlatacağım. İşte daha sağlıklı bir cilt yapısına dönmek mümkün mü? İşte daha genç kelimesini çok sevmiyoruz ama daha genç görünmek mümkün mü diyelim. Daha hani canlı burada mı teknik, desek acaba? Daha canlı hocam? Diyelim ya biz genç demeyelim. Daha canlı, daha yaşının, sağlıklı, yaşının güzeli, iyisi olabilmek mümkün mü? Ya burada kullanılan teknikler bizim için çok önemli. Esasında burada dünkü konuştuğum bilimden faydalanıyoruz. Hani cildin kendini yapılandırma ve cildin kendini yenileme mekanizmalarını devreye çıkartıyoruz. Burada bizim en sık ilk muayenede yaptığımız şey cildin temelde neye ihtiyacı var? Tamer abi ona bakıyoruz. Neme mi ihtiyacı var? Sıkılığa mı ihtiyacı var? Yoksa çevresel etkiye karşı bir defansını tekrar kuvvetlendirmeye mi ihtiyacı var? Bu üç sorunun cevabını hastamızı ilk muayene ederken arıyoruz. O yüzden de bu üç tane problemden hangisi ön plana çıkıyorsa ona göre ciltte tekrar kuvvetlendirecek, cildin tekrar fonksiyonlarını eskiye kazandıracak temel elementleri vücuttan alamadığı için yeteri kadar dışarıdan vermeye başlıyoruz. Bunlara da genel olarak ne diyoruz? Mezoterapi yöntemleri diyoruz. Yani cilt kokteyli. Yani bu saçına yaptırdın sen. Yani saçını niye yapıyoruz? Mesela saç büyüsün diye kökleri beslesin, kökler kuvvetlensin ve çıkışı kuvvetli olsun. Gereğinden fazla dökülmesin diye buna da mezoterapi deniyor. Bunun cilde uygulanan formları var. Buna da cilt mezoterapileri deniyor. Tabii bunları belli bir aralıkta yapmamız gerek. Yani tek seans yapmak yeterli değil. Çünkü cildi tekrar yapılandıracağınız için cilt size hemen tepki vermez. Çünkü çok metabolik aktiviteye sahip. Dün konuştuğumuz dün bir konu var. Dün de konuştuğumuz gibi yani çok dışarılarda asılı olan afişleri sahip. Görüyoruz ya. Evet, bir seansta 10 evet, yaş. Evet şok yani şok. Şok geçiriyorum. Diplomayı yırtasım geliyor. Yani yapmayın. Yapmayın lütfen öyle şeylere de inanmayın. Yani ciltte burada ilk mezoterapilerle başlarken ortalama en az 4 seans gideceğiz ki biz yavaş yavaş cildiniz kendini toparlamaya başlasın. Ondan sonrası ayrı bir planlamaya giriyor. İkinci uygulama yani cildi besledik mezoterapilerle artık fonksiyonlarını kuvvetlendirdik. Hücreler böyle bir yemek yedi bir beslendi güzel bir bonfile yedi Tamer abinin. Tabiriyle güzel bir hamburger yedi kendine geldi. Şimdi birazcık koşabiliriz bir şeyleri değiştirmeye başlayabiliriz. Burada ikinci uygulama peşine gelen Fraxis Duo Lazer diye bir yeni bir teknolojiden bahsedeceğim. Lazer teknolojisinde fraksiyonel uygulamalar demek aralıklı atışlar yapmak demek Deniz. Yani ciltte bir yok ediyorsun bir yok etmiyorsun bir yok ediyorsun bir yok ediyorsun ama bunlar mikro atışlar. İğne gibi bir şey. İğne değil lazer atışları. Hı. Çok mikro atışlar gözle görülen atışlar değil şöyle bir etki ortaya çıkartıyor. Bu da gene seanslara bölüyorsun aylık yapılan seanslar halinde. Ciltteki bu hani ufak tefek potlarımız olur. İşte kulak önünde toparlanmamız olur, göz altında bir düşmemiz olur ciltle ilgili. Bunlar bize sinyaller verir. Hani cilt artık kendini bırakıyor. Hani burada fazlalıklar var bunları nasıl yaparız? Cerrah ne yapar? Keser, diker. Biz bunları artık bırakalım.
10 hastanın 7'sinde artık cerrahi kesmesine ihtiyaç yok. Dünya değişti. Artık biz ne yapıyoruz? Fraksiyonel lazerle nokta nokta yok ediyoruz. Cilt arada kalan boşluğu kendisi sıkılaşarak kapatmaya yani başlıyor. Yani kendi kendini tamir ediyor. Kendi kendine. Bu remodeling yönteminin en büyük özelliği Tamer abi, cildi kendi kendine tamirata itiyoruz. Yani biz dışarıdan bir şey koymuyoruz. Sadece mekanizmaları devreye sokuyoruz. Cilt tekrar mekanizmalarını çalıştırırsak kendi kendini yeniden yapılandırabilen bir organ. Bence erkek oyuncuların kullanabileceği ideal erkekler, bir sistem bu. Evet, erkekler. Erkek oyuncu değil sadece. Bütün oyuncuların bütün aslında. Bütün oyuncu konuşalım. Aslında erkeklerin, çünkü şey durmuyor. Yani burada hani bu botoks olan yapıldığı zaman bir hani yanlış yapıldığı anda bir evet, değişik değişik görüntü bir görüntü ortaya yani çıkabiliyor. Erkeklerde kas yapısı daha kuvvetli olduğu için Deniz, kadınlarda birazcık daha rahat. Erkeğin botoks, hani ilk programda da anlattığımız gibi çok farklıdır deriz. Yani kadınlarla aynı noktalara yapılmaz zaten. Yoksa erkekle şu görüntüyü yapmak doğru değil. Yani çok işin ehli olmak gerekiyor. Yani yıllarca bu hani bu fırında pişmen gerekiyor. Birazcık da yani erkeğe bir müdahale ederken bir çok tane oyuncu size söyleyeceğim, çok şaşıracaksınız. Çok düzenli bakıma gider. Eski benim çok sevdiğim bir doktoruma gidiyor. Çok şaşıracaksınız. Şener Şen. Yani bence oyuncuların her zaman kendilerine bakmaları lazım. Doğru işlem kesinlikle yapıldığı zaman çok yani değil mi? Türkiye'deki tabii en değerli isimlerden yani, ilk üçtedir bizim hepimizin ikonu. Hepimizin gönlünde taht kurmuş bir isim. Herhangi bir yüzünde bir hissettiğimiz bir şey oldu mu? Hiçbir zaman. Yani doğru aslında doğru ellerin dokunması. Yani bir de teknoloji de artık çok değişti. Yani bundan 20-30 sene önce gibi değil, 50 sene önce. 5 senede cihaz teknolojileri inanılmaz gelişti Tamer abi. İnanılmaz gelişti. Yani dünyadaki en büyük kongre IMCAS'tır. 5 sene önce gittiğimiz Paris'teki IMCAS kongresinde konuştuğumuz şeylerle, gördüğümüz cihazlarla 5 yıl sonraki cihazlar tabii farklı. Yok, katılıyorum. Burada önemli olan şu, hani cildin ihtiyaçlarını çok iyi belirleyip cildi tekrar hangi mekanizmaları devreye sokacağımıza karar vermek. Özellikle burada hani mezoterapilerden ve lazerden faydalanmak. Ha bir diğer konu, esasında bunu çok uzun uzadıya da konuşacağım sonra. Akıllı kolajen, esasında bu remodeling yaklaşımının, yeniden yapılandırma yaklaşımının özüdür derim ben. Yani yaptığımız şey şu esasında. Akıllı kolajen de oraya kolajen koymuyoruz Deniz. Tamamıyla cildimizde kolajen üreten, hani hep bu kolajen kolajen sıkılık sıkılık deriz ya, hani şu anda herkesin ağızdan hap mı alayım, sıvısı bir var, de sıvısını mı alayım diye şu anda çok fazla sorulan ve herkes tarafından aranan hangi markayı alayım gibi sorular soruluyor. Kadınlar arasında çok evet, katılıyorum. Yani gene bizim kendi Türk yemeklerimiz daha iyi. Akıllı kolajende ise yaptığımız şey şu, buraya polikapralakton, isme çok takılmayan içeriğinden bahsediyorum. PCL dediğimiz içeriğe sahip biyolojik bir ürün bırakıyoruz. İnsan dokusuyla uyumlu. İğneyle. İğneyle bırakıyoruz cildin içine. O eriyor, açılıyor. Hiçbir sonra şişme. Yok, açılıyor, eriyor. Cilde tepkimeyi başlatıyor, yok oluyor. Sonrasında cilt tip 1 kolajen dediğimiz kalıcı kolajen deriz ya, asıl sıkılıktan sorumlu olan kolajeni harekete geçiriyor. Bunu Tamer abi yani nasıl görüyor? Kendi kolajenin üretiliyor gene. Yani gene vücudun üretiyor. Gene biz dışarıdan bir şey koymuyoruz. Yani öyle şişme mişme falan. Hiçbir şey yok. Yok. Ufak tefek şu akordeon çizgilerimiz olur konuşurken. Tamer'in istediği ama hiç olmuyor. Tabii ben seviyorum onları. Tamer abi, Tamer abiye yakışıyor. Onların tedavisinde kullanıyoruz. Bir de özellikle son zamanlarda geliştirdiğimiz bir uygulamamız daha var. Bu özellikle kare yüz yapısı, yuvarlak yüz yapısı deriz ya. Hani alt yüz yarımım küçülsün, işte birazcık da gıdı vardır, dalgalanmalar vardır. Hani burada hem cildi hedefleyip hem de cilt altındaki yağ dokuyu hedeflediğimiz bir gene kendi kendine modelleyerek, yani hem yağ dokuyu düzeltiyor, azaltıyor, hem de cildin kendi kendine germesini sağlayan bir yöntem daha geliştirdik. Dünyada da bu çok uygulanmaya başladı. Her doktor tabii, hani şunu da söylemek lazım, her yiğidin yoğurt yeşi farklıdır. Yani burada doğru, benim anlattığımla bir başka bir doktor arkadaşım farklı yaklaşımı yanlış değildir. Lütfen onu da baştan söyleyeyim. Onun da kendince doğruları veya uygun hasta portföyü vardır. Burada yaptığımız şey ise dinamik yüz örgüsü dediğimiz bu uygulama. Cilt altına gene koyup
eriyen, düz ya da vida gibi deriz, kırçıllı bazı cilt altına ipler yerleştiriyoruz. Hiçbir şekilde günlük hayatını etkilemiyor. Sen hayatına devam ediyorsun. Zaman içerisinde ipler kendi kendine erirken buradaki fazlalık yağ dokuyu şekillendirmeye başlıyor. Bir yandan da cildi çekmeye başlıyor. Yani bir taşla iki kuş vurmaya başlıyoruz. Özellikle alt yüz yarımını küçültmek isteyen kişilerde, hani bu diamond face'i tekrar oluşturmak istediğimiz kişilerde yaptığımız bu uygulama. Şimdi birkaç tane uygulama, tabii burada bahsettik hocam, hangisi hangisini kim kime bir muayene, ondan sonra oturup güzel bir dermatolojik planlama. Bunların hepsi bir anda yapılmıyor. Değil mi? Herkese her işlem olmaz. Herkesin kendi özelliği var. Kendi, daha doğrusu ilk oturduğunda, ilk karşımıza geldiğinde kendi istediği bir, ortadan kaldırmak istediği bir problem var. Ondan sonra da biz bir şeyler sunacağız. Ne kadar gerçekçi ama. Tabii gerçekçi. Bir kere şey, hani konuştuk ya, işte tek seansla 10 yaş gençleşme diye bir şeyden konuştuk. Bilmiyorum Tamer abi, mümkün müdür sence böyle bir şey görsen? Tek seansla 10 yok, yaş. Yok canım, hiçbir şekilde inanmam öyle şeylere. Ama galiba burada şunun da altını çizmek gerekiyor. Şimdi günümüzde artık sosyal medya çok etkin ve insanlar hani hep güzel görünmeye çalışıyor. İşte Photoshop'larla, şunlarla, evet, bunlarla sonra, ya da bilmedikleri ürünlere güzel görünmek için yönelebiliyorlar. Mutlaka ve mutlaka doktorlara başvurmalarında fayda olduğuna inanıyorum. Çünkü şimdi bu sosyal medyayla, Instagram'la o kadar büyük bir çılgınlık yaşanıyor ki insanlar kırık bir aynaya bakar gibi. Yani herkesin seninle ilgili bir düşüncesi var. Ya saçın niye böyle, burnun niye böyle, gıdın mı var, yanakların mı bilmem ne yaptı ve kendi istediği şeyi çok rahat ifade edememeye ya da göstermemeye başlıyor. Hep başkalarının söylediği şeylere göre hareket etmeye başlıyor. O da böyle kırık aynaya bakar gibi. Evet, ama yani başkalarının eleştirileri hiçbir zaman bitmez biliyorsun. Değil, evet. Tabii ki, ama bu bizler için değil. Sen bu eleştirileri çok rahat bir şekilde göğüsleyip umursamayabilirsin. Yok, ben de öyle. Çok rahatsız ama olduğum zamanlar oluyor. Normal insanlar bizlerden daha çabuk etkilenebiliyor. Yüzde çünkü alışkın olmadıkları için. Yani trend bundan dolayı söylüyorum, hani başka şeylere yönelmesinler. Mutlaka doktorlarla, işin ehli olan insanlarla görüşsünler ki daha sağlıklı işlemler yapılabilsin. Çünkü o kadar çok örnekle karşılaşıyoruz. Peki ki başka bir şey soracağım. Şimdi bunların şey hiçbirini yapmış. Yaptırmadın. Dişlerini yaptırdın mı? Dişlerimi, hayır, dişlerimi de yaptırmadım. Mi? Yaptırmamışsın gerçekten. Evet. Niye yaptırmadın? Bütün, bilmem. Çünkü oyuncular dişlerini yaptırır. Şey konuşurum diye korkuyorum. Hani konuşma şeklim değişebilir. Efendim, çünkü onlar böyle garip bir şey olmaya başlıyor ya. Seda Hanım öyle güzel konuşur, Seda Seyat. Seda ama yıllardır Seda öyle konuştuğu için Seda'ya yakışıyor. Ama şimdi ben seslendirme yapıyorum. Doğru. Oyuncu. Hani bir anda farklı konuşmaya başlarsam hani sesim bile aynı çıkmayacak o peki, zaman. Peki isterseniz şimdi kısa bir reklam arası verelim. Diş çektirdim.